Bir arkadaşım bana bir anısını anlatmıştı. Öğrencileriyle bir gün bir tiyatro gösterisi hazırlamaya karar veriyorlar. Amaç olarak da şöyle bir amaç belirliyorlar. Biz duygusal bir oyun hazırlayacağız, duygusal bir oyun sergileyeceğiz. Bu yüzden izleyenler duygusallaşmalı ve de mümkünse ağlamalı. Böyle bir amaç belirlemiştik diyor. Ve baya baya bu amaçla, bu motivasyonla provalarımızı bu endeksle gerçekleştirdik. Yani insanları duygusallaştırmak ve de ağlatmak istiyorduk diyor. Gün geldi, tiyatroyu sergilemeye başladık. Sevgili öğrencilerim, emeklerinin meyvelerini toplamak üzere sahneye çıktılar ve şahane şekilde rollerini yapmaya başladılar diyor. Ama tiyatro başladı, sürerken benim bir şey dikkatimi çekti diyor arkadaşım. İnsanlar ağlamıyorlardı. Hatta yer yer bazıları gülüyordu bile diyor. Ama bu gülmelerini göstermemek için kendilerini saklıyorlardı. Çünkü öğrencilerin motivasyonunun düşmesini istemiyorlardı elbette diyor. Her neyse, tiyatronun sonuna doğru hiç kimsenin ağlamadığını, hiç kimsenin duygusallaşmadığını gördüm. Hatta yer yer bazılarının gizli gizli güldüğünü bile gördüm diyor. Tabi onlar tiyatronun duygusallığına, içeriğine gülmüyorlardı. Öğrencilerin kendilerini ağlatmak için gösterdikleri o performans onlara diyor kısmen komik gelmiş olabilirdi. Ve diyor tiyatronun sonunda çocukların motivasyonunu düşürmemek için ayağa kalktılar, ayakta alkışladılar. O günü kazasız belasız bitirdik diyor. Ama ben o gün çok hayati bir ders aldım. İnsanları ne kadar çok ağlatmaya endekslenirsek o kadar çok güldürüyorduk. Bunu fark ettim diyor. Ve öğrencilerimi yanlış yönlendirdiğimi anladım. Ve o gün şunu fark ettim. Biz sadece çıkıp oynamalıydık. İnsanları ağlatmak, duygusallaştırmak gibi bir hedef belirlememeliydik. Öğrencilerim rollerini en güzel şekilde hazırlanmalı, çıkmalı. Sadece oyunlarını oynamalıydılar. Hissediyorlarsa hissederler. Bu hisse karşıya geçerse geçerdi. Ama ben çok yanlış bir şey hedeflemiş ve öğrencilerimi yanlış bir şey, bir hedef konusunda yönlendirmiştim diyor. Ve biz insanları ağlatmaya çalıştıkça onları güldürmüştük. Bu bana çok hayati bir ders oldu diyor. Bunu öğrencilerimle paylaştım ve öğrencilerimle bu konuda çok büyük bir hayat dersi kazandık hep beraber diyor. Sevgili dostlar, bu olayı ben kendi hayatlarımıza uyarlıyorum. Aslında biz de o çocuklar gibi yapıyoruz. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Mutlu olmak için çabalıyoruz ve biz mutlu olmaya çabaladıkça daha da mutsuzlaşıyoruz. Ve bence mutlu olmamızın önündeki en büyük engel bu. Mutlu olmayı hedeflemek. Mutlu olmak, huzurlu olmak, hedeflenebilir kavramlar değildir. Bunları hedefleyemezsiniz. İşte şöyle cümleler duyuyoruz mesela. Ben mutlu olmak istiyorum. Ben huzurlu olmak istiyorum. Bundan sonra mutlu yaşayacağım. Şimdi bu cümleleri duyduğunuzda kafanızda ne şekillendi? Bende hiçbir şey şekillenmiyor. İçi boş cümleler gibi. Bir yere koyamıyorum bu cümleyi. Sevgili dostlar, mutluluk ve huzur bir amaç olamaz. Bunlar birer çıktıdır. Biz günlük hayatımızı yaşarız. İşimize gideriz, faydalı olmaya çalışırız, etkinlikler yaparız, sevdiklerimizle, dostlarımızla güzel vakitler geçiririz ve günü en güzel haliyle yaşamaya gayret ederiz. Ve günü en güzel haliyle yaşadıktan sonra da aralarda bize mutluluk, huzur gibi bazı duygular hediye edilmiş olabilir. Birer çıktı olarak, birer hediye olarak. Ama biz bunları amaçlamadık. Biz sadece günümüzü yaşadık. Aynen o çocuklar gibi, aynen benim arkadaşımın kazandığı o hayat dersi gibi. Biz sadece diyor sahneye çıkıp oynamalıydık. Hissediyorsak hissederdik, biz hissederdik. İnsanlara bu hissi geçirmek için bir çaba içine girmemeliydik diyor. Aynen öyle. Çıkıp sahneye sadece oynamak gibi bir şey. Günümüzü en güzel şekilde yaşamak gibi bir şey. Aralarda mutluluk ve huzur gelirse ne ala. Mutsuz olmamızın önündeki en büyük engellerden biri bu. Mutlu olmayı
hedefliyor olmak, huzurlu olmayı hedefliyor olmak. Bundan vazgeçtiğimizde, mutluluğu ve huzuru bir hedef olarak belirlemekten vazgeçtiğimiz noktada aslında mutlulukla ilgili şemalarımız da değişiyor. Çünkü mutlulukla aramızdaki en büyük engel kafamızdaki mutluluk şemaları. Mesela kafamızda şöyle bir şema var. Mutlu olmak amaçlanabilir bir şeydir. Bu yanlış bir şemadır. Mutluluk amaçlanamaz. Bize iki şeyi inandırdılar sevgili dostlar. Birincisi şu. Mutlu değilsiniz. Mutsuzsunuz. Bizi baya baya mutsuz olduğumuza inandırdılar. Ve ikinci olarak da şuna inandırdılar. Mutlu olmak senin hakkın. Mutlu olmayı amaçla ve mutlu olmak için bir şeyler yap. İkisi de yalan. Biz bu iki yalana da inandık. Ve kafamıza mutlulukla ilgili yanlış şemalar yerleştirdiler. Veya biz yerleştirmelerine izin verdik. Ve bu yanlış mutluluk şemalarından dolayı günlük hayatımızda yaşadığımız hayatta o şemaya uygun şemaları göremediğimiz için hep mutsuz olduğumuzu zannettik. Ve sürekli mutlu olmayı hedefledik. Mutlu olmayı hedefledik. Ve biz mutluluğu hedefledikçe her geçen gün mutsuzluğumuz biraz daha arttı. Cümlemi bir kez daha kurmak istiyorum. Mutlulukla aramızdaki en büyük engel mutlulukla ilgili şemalarımız. O şemaları yıkıp atmadıktan sonra mutluluğu yakalamamız çok zor. Bize mutsuz olduğumuzu inandırdılar. Ve biz gerçekten sahte bir mutsuzluğa inandık. Ve o sahte mutsuzluktan kurtulmaya çalıştıkça gerçekten mutsuz olduk. Tam bu noktada Dostoyevski'nin sözünü hatırlamak çok iyi olur. Birçok insan mutlu olduğunu bilmediği için mutsuzdur diyor. Bence çoğumuz tam da bu hali yaşıyoruz. Mutlu olduğumuzu bilmediğimiz için mutsuz olduğumuzu zannediyoruz. Ve sürekli mutlu olmak için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ve yaptığımız her şey bizi bence biraz daha mutsuz ediyor. Özetle, mutlu olmak, huzurlu olmak hedeflenebilir kavramlar değildir. Biz sadece çıkıp o çocuklar gibi oyunumuzu en güzel şekilde oynamakla yükümlüyüz. Günlük hayatımızı en güzel şekilde yaşamakla yükümlüyüz. Aralarda bize huzur, mutluluk gibi hediyeler gelirse ne âlâ. Ve bunu yaptığımızda da zihnimizdeki mutluluk şemalarını yıkıp atacağız. Ve bunun sonucunda da belki mutlu olduğumuzu hatırlayacağız. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.